Günaydın Nuraycığım, hoş geldin. Günaydın. Astrolojinin gerçek kraliçesiyle yeni bir haftaya daha başlıyoruz. O bir kraliçe. Canımsın benim. Yine stüdyomuzda. Canımsın 12 benim. 12 Burç bizi neler bekliyor? Valla öncelikle herkese diyorum ki huzurla, aşkla, sağlıkla, mutlulukla İnşallah. her istediğinizin olacağı bir hafta olsun. Amin. Çünkü güne ayın koç burcundaki seyriyle başladık. Yani. Hepimize bir cesaret geldi. Gerçekten. Tabii tabii gümbür gümbür böyle. Birçoğumuz sabah uykudan şarkılar söyleyerek uyanmış olabiliriz. Hayat o kadar güzel ki diye. Bugün koçun verdiği cesaret ve enerjiyle. Ama bir yeni ay geliyor ki bütün sırları ortaya çıkaracak. Biraz sonra hepsini tek tek anlatacağım. Neden böyle bir hızlandıysam Ay Koç burcunda ya o yüzden <laughs> neşe geldi Ay Koç burcunda olduğu çok için. çok mutluyum. O çok. zaman bir şeysem Allah hep, hep Ay Koç burcunda kalsın amin, böyle enerjik olalım. Amin. Bugün güne nasıl başladığınız bilmiyorum ama bizi dinlemeden güne devam etmeyin bizi izlemeden çünkü Nuray Seher'in verdiği öneriler bizim için o kadar önemli ki 12 burcu tek tek yorumluyor. Geçen hafta mesela bazı burçlara bazı önerilerde bulundu. Bana hafta boyunca yazdınız ben mi bunu yaşadım? Benim de başıma bu geldi. Şimdi bakalım bu hafta 12 Burcu neler bekliyor? Kova'nın sembolü kova kova işaret şeklidir sembol. Hı hı hı. Balığın şekli de balık. E, su nereye dolar kovaya, kova'ya dolar. Dolayısıyla zıt gibi görünebilir ama eğer kova bir balıkla birlikte ise kıymetini bilmekte zorluk çeker. Ben çok kadın kovaysa hiç kaçırmayın. Ama kova erkekse balık e, kadınsa aman dikkatliyorum. Dikkat. Peki. Aslan erkeği hangi kadınlardan hoşlanır? E, genelde gösterişli, ön planda olan, çalışan, ayakları yere sağlam basan, gösterişli hanımlardan hoşlanır. Çünkü onlar gösterişli ön planda olan erkeklerdir. O nedenle de görselliği ve gücü yoksa, parası yoksa bir kadının aslan için geçerli değildir. Peki Başak kadını parayı sever mi? E, çok sever. Birikim yapmayı çok sever o çünkü. Parayı sevmeyen var mıdır ki? Yani şimdi neye göre sevmek, Gelsin gitsin paylaşayım harcayayım diyerek mi? Bak bana bir milyar ver sayamam bir saatte. Parayı bile sayamam. Nasıl? İnan bana sayamam. Çok iyi kazanırım çok iyi harcarım. Ama biriktirmek <laughs> ve saymak <laughs> A, bir konusunda sayamam. sayamam. Yani şey yapıyorsun şu an. Yani hani... latife olarak latife söylüyorum. söylüyorsun. Yani matematik hesabım çok iyi ama saymakla uğraşamam. O kadar çok param var ki nasıl sayayım? Ne güzel Allah bereket versin. <laughs> Amin. Bu da güzel kalanalım. ama bakın siz de böyle söyleyin. Para beni seviyor. Heh. Sayacak vaktim yok. Her yerim para dolu. Samimiyetle söylüyorum bak mantomun içerisinde geçen seneden 400 lira kalmış. Kışlıkları yazlıkları ayırırken taşınıyorum ya şimdi Aa, bir yerden pırlanta kolyem çıkıyor bir yerden 500 lira çıkıyor bir yerden 1000 lira çıkıyor Aa, bir anda hafta sonu durduk yere 4 milyar kazandım Allah bereket versin Aa. her yerden paralar çıkıyor çünkü para beni seviyor samimiyetle söylüyorum Aa, bize de dokun Nuray yani. <laughs> hiç Bakın, öyle ekranları başında olanlar hemen derin bir nefes alın deyin ki para beni seviyor ben boşuna mı o eğitimleri alıyorum? Bak hafta sonu bile Kubilay Aktaş'ın kadın bilyelik eğitimindeydim. Hep ne dedim Kubilay Hocam'dan biliyorsun benim tasavvuf astroloji hocam odur. Bal koyun kavanozla. Size benzemeyen herkesten kurtulursunuz olumsuzluklardan. Şimdi şunu öğrendim. İki göğsünün arasında bal sür. Bak arı nereye konar? Çiçeğe konar. Sinek nereye konar? Öyle bak olaya. Ee? Sür balları gelsin paralar. Sür balları gelsin paralar. Ciddi misin? Ciddiyim bak. Kubilay Aktaş'ı bir gün Aa, konu Allah kal. Allah aşkına Nuray ya. Bal sürmekle para mı kazanılıyor? yani? Hayatım bal her şeyi çekiyor. Boşuna mı diyorum cüzdanınızda mı? E sürün bedava mıklatıp haftaya kazanacak mıyız? Anlattıklarımın hepsi benim çantamın içerisinde. Cüzdanımın içinde mıklatısım. Getir Nuray'ın cüzdanını. Getir getir, getir aşkım. Getir. getir arkadan cüzdanımı göstereyim sana. Hemen istiyorum. Bak evet. neler var içinde. Tamam, ...bir sandık, cüzdan değil Allah sandık... Allah, peki. ...o ritüeller kitabını boşuna mı yazdım... ...kaç tane kitabım var... ...yani parayı kendine çekmek istiyorsan... ...mıknatıs taşıyacaksın... ...8888... ...520... ...bak bu hayat bir matematik... ...altın oran... ...altın oranın bozulduğu vakitte hayat enerjin bozuluyor... ...sen o oranı yükseltirsen... ...parayı da kendine çekersin... ...mutluluğu da kendine çekersin... ...hiçbir acı senin yaşamında barınmaz... Hani e, bana deli gözüyle bakıyorlar ya. <laughs> Hayır olur mu? Hayır hayatım ama ben öyleyim ya. Mutlu olmayı hak ediyorum. Mutlu olmaya layığım. Paralı olmayı hak ediyorum. Paralı olmaya layığım. Öyle değil yani Tam deli gözüyle kimse bakmıyor ama. Hayır şu, şu çok yani şu çok inandırıcı olmuyor. Yani buraya bağ süreyim para gelsin. Vallahi niyetin çok önemli. Bak bir de şeyi öğrendim. Kına yakacakmışız. Neremize? <laughs> Her yerimize. <laughs> Vallahi ben bayramda kınalanıyorum. Hakikaten gibi. Ben derim <laughs> hocam kulaklarınız çınlasın. Yani ben e, göbek deliğime yakacağım. Sakral çakrama yakacağım kınayı. Ondan sonra enseme yakacağım. Ay, Ayaklarımın bak, altına şey yakacağım. Cüzdanı geldi. Bak cüzdanı Nerede geldi. Cüzdanı? Hayır Getirin. getiremiyoruz ekrana. Ha. Bak. Emine sen gösterme orada kal. Emine'nin elinde şu anda cüzdan ama cüzdanı bile ekrana getiremiyoruz. Kadının cüzdanı bile Marka. marka yoldur, Peki, marka Fermuarlı tarafını aç. İçindeki Yok. mıknatısı çıkar. Heh. İçinde bulduklarını çıkar. Her şeyi şeyde değil ama. Mıknatıs mı var içinde? Külçe altınlarım da var. Yani belki çıkmasın. şey olarak gösteremez miyiz Hüseyin Emine'yi? Bak şimdi cüzdanın içerisinden. Ay kasa anahtarlarıma kadar. <laughs> Bakayım. Ta, Emine sen tut öyle elinde. Oradan görelim. Mıknatıs mı var? Ve kasa anahtarı. Aa, e o kadar de... büyük kasam var ki. Tıklım tıklım dolu. Hayalimde. O hayali kasa anahtarı. Peki. Yani kasa paraları almıyor artık. Öyle geliyorum. Ne güzel harika. Biz de imgeleyelim öyle kızlar. Tabii ki. Belki bal sürelim falan. <laughs> <laughs> Bir şey olacaktır. İkizler kadını boşak erkeğiyle aşkla mutlu olur mu? Olur. Niye? İki burcu da Merkür yönetiyor. Merkür iletişimin zekanın gezegeni olduğu için... ...çok iyi anlaşırlar. Peki. Akrep kadını nasıl bir aşk hayal ediyor? Tutkulu. Ona sadık. Ve gerçekten sevgisiyle... ...tutkusuyla besleyecek bir aşk hayal ediyor. Ya erkeği? kadın da önce ne arar? Özgürlük arar. Onu özgür bırakacak. Neredesin? Ne yapıyorsun? Sorusunu sormayacak. Boğa kadınına mutluluk veren renkler hangileri? E, genelde onlar doğallıktan yanadır. Pastel tonlar, siyah ve beyaz onların rengidir. Bak sen de bir boğa kadınısın ve siyah beyaz giyinmişsin. E, genelde altın renklerinden hoşlanırlar. E, ve e, daha pastel tonlardan hoşlanırlar. Abartı sevmez boğa. Kova erkeği terazi kadınına hemen aşık olur mu? Kova erkeği herkese aşık olur. Çabuk sıkılır, <laughs> çabuk bıkar. Yani kova zaten gerçekten kova erkekleri aşk erkekleridir. Şimdi bak önemli olan aşk değildir. Önemli <laughs> olan aşk olur diye. Kalıcı sevgidir. Sadakatle olan sevgidir. Yani aşk ve heyecan yaşamak isteyenler kova erkekleriyle olabilir. Peki. Ama bizden ırak olsun da nerede olursa olsun kovalar. Kova erkek... Aman yok annem yok. <laughs> Şimdi a Nuray Seher niye böyle söylüyor diyecekler. Kovaları sevmediği için mi? Yok ben kovalı kova ben kova burcu kadınıyım. <laughs> Kova burcu kadınıyım. Yani Allah'ım iki oğlum var, iki kova değiller. E belki hayatında daha önce yaşadığım... Bu arada sana selamı var. E pandemiden selam. dolayı mesafeyi koruyoruz, çok dikkat ediyoruz. Gelinim, oğlum evdeler şu anda. Yazık onların düğünü olamadı biliyorsun. Evet. Bizi izliyorlar gelinimle oğlum. Öpüyoruz. Öpüyoruz onları. Ogan ne yapıyor Ogan. Ogan ne yapsın? Ogan da evde. Ogan ve Doğuş, değil mi? Ogan Doğuş ve Doğuş. inşallah düğün yapacaksın onlar. Yapacağız tabii düğünlerini. Koçlar hazır mısınız? 12 burç bu hafta neler bekliyor bize? 12 burcu tek tek yorumlayacağız. Eşinize, dostunuza, konunuza, komşunuza haber verin çünkü neden? Gezegenler hepimizi bu hafta derinden etkileyecek. Kimimizin aşk hayatı çok iyi olacak, kimimizin iş hayatı çok başarılı olacak, kimimiz para yönünden kazançlı çıkacak. O yüzden ne olur tek tek dinleyin. Burcunuz bu hafta size ne söylüyor? Sevgili koçlar, bir tablonuzu görelim mi öncelikle? Gelsin bakalım Koç'un tablosu. Aşk, para ve sağlıkta da... Şimdi biz haftaya ve güne ayın koç burcundaki seyriyle başladık ve bu hafta güneş burç değiştirecek nereye geçecek güneşin ikizler burcuna geçmesiyle sevgili koçlar sosyal ve yakın çevre kardeşler komşularla ilgili ilişkileriniz ve konularınız ön planda olacak. İlişkilerinizde dengeli olmaya özen göstermeniz gerekiyor. Hareketliliğinizin, cesaretinizin yoğun bir şekilde artış yapması, kendi burcunuzun seyrinde devam etmekte olan ay sizleri çok yüreklendirebilir, cesaretlendirebilir. Örneğin kardeşinize söylemek isteyip söyleyemediklerinizi, komşunuza hataları hususunda görüp de ifade edemediklerinizi düşünmeden konuştuğunuz takdirde ilişkilerinizde dağılma, kopma, parçalanma yaşamanız seçim yaptığınız kaderiniz olabilir. Ama kimseyle ilişkin bozulmasın, kimseyle iletişimin bozulmasın diyen bir Koç burcuysanız ve şu anda da bizi izliyorsanız o zaman diyorum ki ilişkilerinizde dengeli olmaya, duyarlı konuşmaya özen gösterin. Aynı zamanda aldığınız haberlerle birlikte aksiyon almak durumunda kalabilirsiniz. Örneğin birilerinin sizin hakkınızda gıyaben yaptığı konuşmalardan etkilenebilir. Kimsenin sizi doldurmasına müsaade etmeden kendi kendinizi doldurabilirsiniz. Yani aksiyon almadan önce Lütfen bir düşünün. Niçin aksiyon alıyorsunuz? Niçin harekete geçiyorsunuz? Bu hususta tedbirli ve dikkatli olun. Aynı zamanda özellikle yanılma payı hislerinizde çok yüksek olacak kişilerle alakalı. Yani yanlış şeyler hissedebilirsiniz, kırıcı olabilirsiniz. En başta ne diyorum? İlişkilerinizde dengeli olmaya özen gösterin diyoruz. Aynı zamanda şimdi Mars'ın Mars onların yöneticisi ama Mars'ın ...bağışıklık sistemi ve sağlıkta da uyarısı var onlara. Her ne kadar yıldızları dengeli olsa da... ...lütfen sevgili koçlar sağlığınıza özen göstermeye devam edin. Özellikle bu hafta bağışıklık sistemi konularında dikkat edin. Hmm. Peki iş ve kariyer, yalnız olanlar, ilişki içerisinde bulunanlar... ...nelere dikkat etmeli? Şimdi bir kere işsiz koç burcuysanız... ...Güneş'in ikizler burcuna geçişiyle birlikte yeni bir iş imkanı önünüze gelebilir. Hatta bu sizin uzun bir süredir beklentisi içerisinde olduğunuz... ...bir türlü başlangıç yapamadığınız, arzu ettiğiniz ama elde edemediğiniz işlerse hızlanacak. İşsizler işler bulacak, kalıcı olabilecek. Parayla ilgili problemi olanlar parasal sorunlarını çözecek evli olanlar eşlerine karşı evde dengeli olmaya, empati yapmaya, sakin tutumlar sergilemeye özen göstersinler. Eşiniz bu hafta agresif olursa, sinirli olursa, ön, aksiyon almadan önce onu sinirlendiren, onu gelen durumların ne olduğu üzerinde düşünmeniz gerekiyor. Şimdi şunu dediğinizi duyar gibiyim. Bir koç kadını olarak ya da bir koç erkeği olarak hep gözlem yapmak zorunda mıyım? Hep düşünmek durumunda mıyım? Onun haleti ruhiyesinde ne olup bittiğini araştırmak zorunda mıyım? Mutlu olmayı istiyorsanız gözlem yapmak durumundasınız. Huzurlu olmayı istiyorsanız haklı olmaktan vazgeçmeniz gerekiyor bu hafta. İlişkilerinizin dengeyle yürümesi sürmesi için. Peki kalbi boş olanların neye dikkat etmesi gerekiyor? Venüs geriliyor. Bak Jüpiter geriliyor, Plüto geriliyor. Gezegenler gerilerken yeni bir aşkta aksiyon aldığınızda aman canım biterse bitsin diyorsanız canınız sağ olsun. Yaşayın bitsin. Ama sonra gözyaşı döküp ağlayıp ah ben bunu niye hayatıma aldım demeyin bize. Ama bu süreçte 25 Haziran'a kadar Kalbi boş olanlar kendini geliştirsin, yaşam enerjisini yükseltsin, efendim nasıl bir ilişkiye ihtiyaç duyduğunuzu imgeleyin, hayalini kurun, başlayıp bitirmek için ilişkilere başlamayın. İş olsun diye ilişkiye başlamak bu hafta büyük gözyaşı dökmenize neden olacaktır çünkü. Haftanın spotu ne onlara biliyor musun? İlişkilerde dengeli olun. Evet, ilişkilerde hani derler dengeli ya, kantarın topuzunu kaçırırsanız gerçekten ilişkinizi çıkmaza sokabilirsiniz. Aynen Çok öyle. dikkatli olmanız gereken bir hafta. İlişkilerde denge sağlayacak burçlar. Peki ya boğalar? Onlar acaba ilişkilerinde dengeli olmalı mı? Aşk hayatları nasıl gidiyor? Özel hayatları, aşk hayatları nasıl gördünüz boğaların <laughs> aşk hayatlarını? Şimdi Ay bu ee... ne? Yani şöyle, şöyle söyleyeyim geldi. Hocam bu ne? haksızlık etme durumları var Nur kendilerine. Aa kesinlikle. Ne gibi? Şimdi birbiri ardına şanssızlık yaşamış. Ee, bir kere evlenmiş ayrılmış, ikinci evlenmiş yine ayrılmış, üçüncü <laughs> evlenmiş yine ayrılmış ya da 5-6 tane ilişki yaşamış. Hep birbirine benzeyen ilişkiler yaşamış. Kendilerine haksızlık edebilirler bu hafta. Nasıl ama? Sorun benden mi kaynaklanıyor? <laughs> Hayatıma giren herkes mi kötü? Herkes mi kötü diye denge, yani dengelerini bozabilirler. Kendiniz haksızlık etmeyin. Şimdi bakın e, belki şu an bir boğa burcusunuz. 12 yıllık bir evlilik yaşadınız bitirdiniz. 8 yıllık 20 yıllık hiç fark etmez. Yıllara zamana sürece takılmayın. İnanın hayatınıza giren her kişi sizde eksik olan bir şeyi öğrettiğini düşünün. ...ya da fazla olan bir şeyin çıktığını düşünün. Hiç kimseyi Cenab-ı hayatımıza boşuna sokmaz, sokmaz boşuna da almaz. Herkesin bir görevi ve misyonu var. O yüzden kendinize haksızlık edip... ...kendinizi bu hafta depresyonlara, bunalımlara sokmayın. Yani buhran geçirmeyin. Akıl sağlığınız çok önemli. Çünkü gerçekten Allah beden sağlığı ve akıl sağlığı. Aklın gittiği anda bir çizgideymiş. Bir daha geri alamıyorsun. O yüzden ruh sağlığınıza bu hafta hafta boyunca çok özen göstermeniz gerekiyor. Bir de Ay Koç burcunda Güneş İkizler burcuna geçiyor. Aman Allah'ım çok fazla haksızlık edebilir boğalar kendilerine bu hafta. Aynı zamanda boğalar bu hafta biraz enerjilerinin düşüklüğüyle haftaya başladıkları için Güneş'in İkizler burcuna geçmesiyle birlikte parasal konular ve maddi hususlarla ilgili detaylı bir şekilde işler yapmaya hatta buluşlar oluşturmaya, yeni planlar yapmaya, hatta kafasında olup da harekete geçirmediği işleri, düşünceleri iş hayatında gündem konusu haline getirmeye özen gösterebilirler. Yani boğaya biz bu hafta maddi konularda, borç konusunda sabırlı olunu yarısını yapıyoruz. Örneğin bir Boğa burcusunuz, malum dünya adına, sadece ülkemiz adına değil. Ee, ekonomik anlamda çalkantılı ve zorlayıcı bir süreçten geçiyoruz ama açık ve net söylüyorum beklemediğiniz yerlerden beklemediğiniz imkanlara parasal fırsatlara ulaşabilirsiniz. Hadi canım oturduğum yerde bu imkan nasıl geldi bana dedirten teklifler ile, fırsatlar ile, imkanlar oluşturabilir, iyi paralar kazanabilirsiniz. Bak, demedi demeyin muhteşem bir hafta bu hafta fırsatlar konusunda. Bak çarşamba perşembe senden telefon bekliyorum. Neyle ilgili? Kitabım bir milyon satmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> bir boğasın sen çünkü e, yükselenin de ikizler şekerim. E, çünkü mi? güneş de ikizler burcuna geçiyor. Hele boğa olup da yükseleni ikizler olanların hayatındaki lezzeti anlatamam size. Öyle mi? Tabii ki ama ikizler tek başına ayrı bir, ayrı bir tufan. Süper. Yükselen ikizlerse boğa ile birlikte özellikle parasal konularda özendiğiniz ve istediğiniz, arzu ettiğiniz bir türlü elde edemediğiniz imkanlara Her şeye hiç kavuşuyor. plan yapmadan para konusunda sahip olacaksınız. Sadece borcunuz, harcınız varsa ürkmeyin. Korkmayın ve sabırsız <laughs> davranmayın. Çarşamba gününden sonra ayın boğa burcuna sizin burcunuza geçmesiyle birlikte kendinizi rahat hissedeceksiniz. İkili ilişkilerde evliyseniz bir beraberliğe sahipseniz partneriniz iş hayatınızda ortaklığınız evlilikte eşinizle ilgili bazı konularda sorunlar yaşayabilir. Ama o sorunların üzerine gitmezseniz, aşk hayatınızda da kendinize haksızlık etmezseniz, olayları kendi gözünüzün penceresinden büyüterek, çoğaltarak ortaya koymazsanız, hiçbir sorun ve problem yaşamayacağınıza emin olabilirsiniz. E, aşk yaşayanlar, flört edenler, birbirine özlem duyanlar, empati yaparak ilişkinize yaklaşmanızda fayda var. İlişkilerinizde daha dengeli, daha uyumlu, daha huzurlu olmak adına aynı zamanda yeni ay para evinizde güzel başlangıçlar yaptıracak. Ayın 25'inde bir yeni ay var. Hadi bakalım. Her ne kadar yeni ay ülkeler arası, kişiler arası e, ...sansasyon olayları ortaya çıkarsa da... ...gizli saklı her şey ortaya dökülse de... ...bu yeni ayda... ...ama boğa burçlarına... ...parasal konuda inanılmaz fırsatlar... ...inanılmaz imkanlar oluşturacak... ...yani bu hafta siz... ...sağlığınızda psikolojinize... ...ruh sağlığınıza dikkat edeceksiniz... E, ...ellerinizi başınızın arasına alın... ...geçmişte yaşadıklarınızı affedin... ...bütünün ve kendinizin... ...hayrına için... Sağlıksız ilişkiler yaşamış olabilirsiniz, sağlıksız evlilik geçirmiş olabilirsiniz. Herkese affedin. Affedemiyorum diyenlere şu teoriyi vereyim. Ben affettim, Allah'a havale ettim. En güzel şekil budur. Siz affedin, yaradana havale edin. Yaradan nasıl ödüllendireceğini de bilir nasıl cezalandıracağını da bilir. O yüzden İnşallah. siz boğa burçları olarak intikam beslemeyi hiç sevmezler. Ama onlara yapılan iyiliği de unutmazlar, kötülüğü de unutmazlar. Unutmayıp kayıt yaptıkları için psikolojik sağlıklarını yorabilirler. O yüzden diyorum ki her şeyin başı akıl sağlığı. Spot'um bu hafta sizlere psikolojinizi sağlam tutun. Evet. Psikolojiye dikkat. Dikkat. Sağlam tutmakta fayda var. Peki sizler Sevgili ikizler bu hafta sizi neler bekliyor? Şimdi ben bu burçları e, bugün e, çünkü sokağa çıkma yasağı olduğu için birçok kişi çalışanlar da bizi evde izliyorlar. Evet, Belki de ilk defa izleyenler vardır. Şimdi tek tek spotları yazıyorum. Sonra tekrar döneceğiz. 12 burcu spotlar halinde tekrar edeceğiz. Çünkü o da iğnelemek olacak. Yani bu hafta şunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili Boğa bu hafta psikolojine dikkat etmezsen ruh sağlığında, beden sağlığında çok etkilenebilir. O yüzden psikolojine dikkat edeceksin. Sevgili ikizler bu hafta senin neye dikkat etmen gerekiyor? Hangi alanda neyin eksik derken bir bakıyorum ki sağlıkları ikizleri. Evet var? onların ne var? Tek baş baş göz sağlığıyla ilgili konularda dikkatli olmaları gerekiyor. Baş ağrılarına, göz rahatsızlıklarına karşı lütfen dikkatli olun. Yani başım ağrıyor deyip geçmeyin. Gözüm ağrıdı ya da alerji oldum diye umursamamazlık yapmayın. Bu tarz rahatsızlıklarınız olursa lütfen dikkat edin tedbirli olun. Muhakkak bir doktora gidin, gösterin, kendinizle ilgilenin, baş ve göz rahatsızlıklarına karşı tedbirli ve dikkatli olmanız gerekiyor. İş hayatınızda sevineceğiniz o e, sevineceğiniz olaylar olacak. Açacağım anlatacağım şimdi. Enerjinizin yüksek olması aşk hayatınızı olumlu etkileyecek. Özellikle güneş artık sizin burcunuza geçiyor bu hafta. Sevgili ikizler burcu ve yükselen ikizler olanlar. Özellikle ikizler için bu hafta önemli haftalardan biri. Çok önemli. Bence yılın en önemli haftası. Ne açıdan, ne açıdan yeni ay sizin burcunuzda olacağı için fiziksel sağlığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Başta ne dedik? Göz, Göz ve baş. baş. Aman diyorum ihmalci olmayın. Yani yarın öbürsü gün vay ihmal ettim diye pişmanlık yaşamayın. Nerenizi arıyorsa görünmekten çekinmeyin. Aynı zamanda arkadaşlarınızla ilgili planlar yapabilirsiniz. Sosyal yaşamınız, arkadaşlarınızla ilgili yapacağınız planlar. Yalnız ikili ilişkilerde eş, partner, ortaklık gelir, gider iletişimi halinde ise sorun olan her şeyi çözümleyecekler. Örneğin, Malum pandemiden dolayı ee, eşimi özlemiştim evdeyim deyip evde olup birbirini yiyen tartışan anlaşamayan uyuşamayan çiftler bizi dinliyorsa hemen sirkelenin güneş ikizler burcuna geçiyor. Aman canım özür dileyin birbirinizden öpün birbirinizi af dileyin birbirinizden çünkü yeni ayı sevgiyle karşıladığınız vakitte inanılmaz yaşam enerjinizin arttığını yükseldiğini gözlerinizle göreceksiniz. Tamam bak. Gök, arşu ala sema bize hizmet ediyor bize hizmet eden her şeye saygı duymamız lazım o yüzden kibir yapmayın ee, özür dilemeniz gerekiyorsa özür dileyin af dilemeniz gerekiyorsa af dileyin ama ne olur sorun olan her şeyi çözmeye çözümlemeye özen gösterin mümkün olduğunca aynı zamanda iş hayatınızda sert etkilerin olabileceği Otorite figürleriyle olan iletişimlere dikkat etmeniz gerekiyor. Patronlar, yönetici, demek. üstler, aslar, yani sizin altınızda çalışan kişilere ve sizin üstünüzdeki kişilere, yöneticilere, patronlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü otorite figürleriyle olan iletişimlere dikkat etmedikleri takdirde her konuda zorlanabilirler, yanlış anlaşılabilirler, saygılı olduğunuzu kendinizi doğru ifade ettiğinizi istek ve taleplerinizi şu anda istemek için karşı tarafın uygun olup olmadığını araştırmadan düşünmeden taleplerde bulunmayın üstlerle ve otorite figürleriyle lütfen bu hususta çok dengeleyici ve dikkatli Hangi olun. Hangi tarihe kadar dikkat etsinler? Yaklaşık e, 28 Mayıs'a kadar olan süreçte ha. dikkatli olsunlar çok dikkatli olsunlar zaten 27 28 29 Türkiye için ve dünya için çok önemli 3 gün. Programın sonunda bizi neler bekliyor? Çünkü dün gece oturdum, gece 3'e kadar dünya haritasını inceledim. 27 27, 28, 29 Mayıs çok önemli günler. Bunu konuşalım. Bunu programın sonunda anlatacağım. Çünkü bu jeolojik olaylar, tsunamiler, tamam. büyük hareketlenmeler. Programın sonunu kaçırmayın. Peki. İkizler için dedin ki çok dikkat etmeleri gereken bir süreçteler 28 Mayıs'a kadar. Kararlarını o tari tari net günleriyle. ortaya koymak için 28 Mayıs'a kadar tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor. Şimdi zaten menüs geriliyor. Yeni ilişki içerisine girdiğiniz kişiler varsa tavrınızı belirlemelisiniz. Hiç kimsenin sizi... Ee, ...yaşam enerjisi olarak... ...kirletmesine müsaade etmemelisiniz. Yani e, venüs gerilemesinden önce... ...bir ilişkiye başladıysanız bir şey diyemem. Ama venüs gerilerken... ...şimdi bu dönem karşınıza çıkacak kişilerin... ...çok kalıcı olmasını beklemeyin. 25 Haziran'a kadar. Yalnızsanız yalnızlığınızın tadını çıkarın. Çünkü gerçekten venüs gerilerken... ...hayatınıza çıkan kişi... 10 nokta şeklinde deprem yaratıp gelir gider. Hayatınızı yıkar. Ha ben şunu, şuna çok inanıyorum bak Nur. Korkutma bizi ya. <laughs> bak şuna çok inanıyorum. Başımıza gelen olaylarda deriz ya hayatım alt üst oldu mahvoldum. Şey, Şems ne demiş? Ne biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığına? Ben kendi adıma böyle güzel örnekler yaşamışım ki yıllarca. Deneyimler, dostluklarımda, işlerimde. Yani... E, teşekkür edin ya hayatınızı alt üst edenlere. Ne güzel ya hayatın altı daha güzelmiş üstünden diyebilirsiniz. O yüzden e, bu dönem yalnızsanız siz siz olun yeni bir ilişkiyi asla başlamayın. Spotum sizlere. Sağlığınıza dikkat edin. Özellikle baş ve göz, göz sağlığına çok, çok dikkat, çok dikkat edin. Sağlığa dikkat sevgili ikizler. Bu hafta senin özellikle dikkat etmen gereken şey sağlığın. Ya yengeçler? Önce yengeçin şöyle bir tablosunu görelim mi yıldız haritasını daha doğrusu. Bu hafta elini biraz şey tutmuşsun ne derler? Cimri tutmuşsun şey. Ben değil ben Yıldızlar değil eksik eksik gelmiş buraya. İnanın bu yıldızları Hiç. koyarken. Nur Viral'in siması gözümün önünden gitmiyor. Nur Cemal'ini görüyorum yani, sürekli. hiç sevmiyorum mutsuzluklar. Hep güzel ve mutlu haber olsun istiyorum. Biliyorum bir Ama tane neyse. biliyorum. Burada şu avantajımız var. Bu eksi olan yıldızları nasıl çoğaltabiliriz? Yükseltebiliriz. Mesela Yengeç Burcu aşk hayatında ne yapması gerekiyor? Sağlığında ne yaparsa beş yıldız yapar onu konuşacağız. Diğer tabloda bir gelsin bakalım. Fedakarlık gerektiren işlerdeymiş sevgili yengeçler bu hafta. Dinleyelim Nuraycığım Valla, seni. Valla sevgili yengeçler feda ile kimse kar elde edememiş. Kendinizi feda ederek sevgide kar elde etmeye çalışıyorsanız derin bir nefes alın çekilin kenara. Hı hı. Kim için fedakarlık yapıyorsun? Niçin fedakarlık yapıyorsun? Sevgi hissedilir ve yaşanır. İyilik yaparak onu mutlu ederek sevgi satın alınmaz. Alınmıyor doğru. Bak gerçekten şimdi imkanına göre 250 gram pastırma alabilirsin. İmkanına göre 100 gram et de alabilirsin. Parana göre anladın mı? Ama hiçbir yere gidip bir kilo mutluluk ver diyebiliyor musun? Ya da bir yere gidip efendim 3 kilo huzur, 5 kilo sevgi diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. O geliyorsa geliyor şekerim. Kesinlikle paranın satın alamadığı tek şey sağlık, huzur, mutluluk, mutluluk ve aşk. O yüzden fedakarlık gerektiren işler ruhunuzu yormasın. Hele bir kadın için bir adam için asla onun sevgisini satın almak için fedakarlık yapmayı çıkarın hayatınızdan. Çünkü feda ile hiç kimse kere elde edememiş. Fedakarlığın adı satın almak. Bundan bu hafta vazgeçmeniz gerekiyor. Yılın ön önemli haftalarından biri hala aklını başına alamamış yengeçler varsa, yükselen yengeçler varsa, güneş yengeçler varsa, ay yengeçler varsa, kardeşim beni çok sevsin diye fedakarlık yapıyorsa, kocamın gözü beni başkasından fazla başkasını görmesin diye fedakarlık yapanlar varsa, feda ettikçe ruhunuzu yoracaksınız. Sirkelenin ve aklınızı başınıza alın. Yengeçler bu haftaya kendilerini konuşarak, iç dünyalarını anlatmaya çalışarak ...yaşamaya çalışsınlar. Ben ne istiyorum? Hayattan ne bekliyorum? Kime ne verdim? Kimden ne aldım? Bunun kendi içinizde ne olur? Tahminini yapın. Çevrenizdeki kişilere karşı... ...sınırlarınızı belirleyin. Kimsenin sizi üzmesini... ...yıpratmasını... ...katiyiz sürekli izin vermeyin. Bu konuda dikkat ettiğiniz takdirde... ...hiç kimsenin sizi üzemediğini... ...gözlerinizle göreceksiniz. Burada... Bu nasıl oldu dediğinizde kendinizi takdir etmeniz gerekiyor. Sınırlarımı çizdim, sınırlarımı belirledim diye. Sınırlarınızı belirlemediğiniz, çizmediğiniz takdirde arkadaşınız da sizi üzer, hayat arkadaşınız da sizi yıpratır, çocuklarınız da sizi yorar, en sevdiğiniz kişiler bile sizi tüketir. Sonra ben ne yapacağım dediğinizde çevrenize baktığınızda kimsenin olmadığını fark edersiniz. Yalnız kalmamak için fedakarlıktan vazgeçin hissederek yaşayın hissederek hareket edin özellikle bu dönem yurt dışı konuları yabancılar hukuksal konular akademik konular medya ve yayıncılık konularıyla bağlantılı işleri olanlar varsa harekete geçebilmek para kazanmak ilerlemek hususunda net olacaklar neptün duygusal konularda umduğunuzu bulmaktan ziyade siz ne istiyorsunuz Kendiniz için başkasının ne umud ettiğini bırakın. Siz kendiniz için ne umut ediyorsunuz? Siz, Sizin ne istediğiniz önemli. Sizin ne istediğiniz çok önemli bu dönem. Dolayısıyla hayatınızdaki kişilere karşı sevgi yaşadığınızı hissettiğinizi hissediyorsanız verin. Onu mutlu ederek mutlu olmaktan vazgeçin. Bak yengeç karşısındakini mutlu ettiği zaman çok mutlu olan bir burçtur etrafında mutluluğu gördüğünde hiç demez ki birileri de beni mutlu etsin sen buna izin vereceksin hazır neptünün verdiği etki hazır güneşin ikizler burcuna geçişi ben hayatı nasıl yaşamak istiyorum trak diye sınırlarınızı belirleyin önünüze bakın trak diye trak diye peki sağlığı nasıl sıhhat ve sağlıkta bak şimdi hırsızlık ve gizli düşmanlıklara karşı dikkatli olun demiş o yani Allah'tan bugün sokağa çıkma yasağı var, yarın da var. Sokaklarda olamayacağımız için. Bir evden çıkarken cüzdanınıza, çantanıza, çarşambadan pazara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu önümüzdeki çarşambadan, bu, bu, bu pazar çarşambadan pazara. Peki. Bak hırsızlıklara ve gizli düşmanlara karşı dikkatli olun. Tamam. Sağlıkta. Fedakarlık yapmazlarsa psikolojilerini yormazlar, ruhlarını yormazlar, enerjilerini de boşa tüketmezler. Nurdan. Spotumuz ne? Spotum onlara tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var. Her konuda. Tedbir ve dikkat, dikkat, dikkat. Sizin için çok önemli. Hmm, aslanlar. Peki ya aslanlar? Sevgili aslan. Bir tablonu görelim bakalım. Bakalım ne diyor? Güzel. Bir tek tek yıldızınız eksik aşkta. Ee, sosyal hayatınızda bağımsızlık sizin için bu hafta çok önemliymiş aşk hayatında neden aslan pişmanlık yaşıyor e, belli nedenleri var e, çünkü yaptığı hatalarla yüzleşeceği bir haftada bu hafta gezegenlerin gerilemesi bugün ayın koç burcunda olması güneşin ikizler burcuna geçecek olması ve yeni aile birlikte sosyal çevre arkadaşlıklar aşk bu dönem e, ben nerede hatalar yaptım hmm. Nerede haksızlıklar yaptım? Bunları görmezden gelen bir aslan bireyi iken kendine dönük hatalarıyla yüzleşme haftasında olacaklar. Bu güzel bir şey bence, kötü bir şey değil. İnsanın en güzel akşam yastığına yattığın vakitte eğer kimseyi üzmediysen, kimse haksızlık yapmadıysan, bugün Allah için ne yaptım? Bugün sevdiklerim için ne yaptım? Bir de ay ona bunu yaptım, şuna bunu yaptım. Ya duyulursa? Ya öğrenilirse demek, dedikodu yaptım çıkarsa, şunu yaptım duyulursa. Ya vicdan azabıyla uyumak kadar kötü Tabii. bir şey var mı? Gerçi günümüz şartlarında bazı insanlar azabın ne olduğunu bile bilmiyor. İnsan kılığına girilmiş münafıklar diyorum ben ona bir sürü Doğru. var toplumda böyle. Allah hepimizi korusun bu tarz insanlardan. Evet. Özellikle aslan bu hafta kendini sorguluyor. Hata yaptıysa, haksızlık ettiyse, kandırdıysa, aldattıysa tek tek kalplerin kapısını çalacak. Çaldığı kapılardan af dileyecek. Özellikle bir aslan sizi kırdıysa, bir aslan sizi yıprattıysa, bir aslan size haksızlık ettiyse samimiyetle geri dönecek bu hafta size. Affedin, affedici olun. Siz bizi dinleyen aslan burçları ise kibir yapmayın dememe gerek yok bu hafta onlara. Ego yapmayın dememe gerek yok. Onlar bu hafta bildiğin limonata olacaklar. Minnoş minnoş olacaklar. Oh, Kesinlikle biz... olumsuz duygulardan, düşüncelerden tamamıyla arınacaklar ve uzaklaşacaklar. Kalbi boş olan aslanların kalbi ee, doluyor mesela. Şimdi bak. Bu dönem tabii ki dolabilir ama Venüs geriliyor. Hı. Bu dönem gelen kadından da gelen adamdan da hayır, hayır gelmez. Yok, o yüzden aşk sürecinde değiliz. Ee, toprağın bile bir nadasa ihtiyacı var, değil mi? Yani alın kendinizi şeye e, nadasa, dinlendirin ruhunuzu. Eskiden kalan duygular varsa, eskiden Sizin kalan şöyle... olumsuzluklar varsa bunlardan arının. Kesinlikle arının 25 Haziran'dan sonra başlayacak aşklar size beklediğinizin üzerinde mutluluklar zaten getirecek. Bu yaz onların yazı olacak. Aslanların Tabii mı? Tabii ki. O, Şahane bir yaz dönemi yaşayacaklar. Parasal konularda planlamalar yapabilirsiniz bu hafta. Ancak hayata geçirmek için biraz beklemek size iyi gelecektir. Bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız araştırma olun, bekleyin. Tabii ki yatırımınızı yapın ama tek seçenekli kalmayın. Gözlem yapın, araştırın, araştırma yapın. Özellikle de aşk ve çocuklarla ilgili konularda ilişki dinamiklerinde dengesizlikler yaşamamak için hı hı. kendinizi kenara çekmeye ihtiyaç duyacaksınız. Bu durum size... Acaba kendime duyduğum güvenimi kaybetti mi sorgulatabilir? Hayır. Bu tamamen geri çekilme ruhun ön planda olmasına önemli yönde yardımcı olacak. Mars'ın sizin 8. evinizde olmasıyla finansal konular, alacak verecek dengeleri, krediler, vergi konularıyla ilgili gerçekçi düşünüp hareket edeceksiniz. Otorite figürleriyle çatışmaya başlayabilirsiniz. Örneğin. Hmm. Size haksızlık yapan bir yöneticiniz varsa ya da size haksızlık yapan bir ortağınız varsa hep idare ediyordunuz. Artık yoruldum, idare edemiyorum. Yanlışım neyse o ortada, doğrum neyse o da ortada. Doğrulukla yaşamak istiyorum diyerek çalışacaksınız. Sıhhatli ve sağlıklı olacaksınız. Aynı zamanda biraz şekerli yiyeceklerden, içeceklerden uzak kalmanız gerekiyor. Bayramda geliyor ama Bayramda geliyor. Aynen öyle. Tabii ki yiyin, tadına bakın. Ama ölçülü olun, spotum. Hı. İradeli olun. Her konuda. Özellikle hangi konuda iradeli olun? İştah. Var? İştah konusunda. İştah konusunda. Allah'ım hepimiz bu emri ne unuttuk. Şimdi başaklar, teraziler, akrepler, yaylar, oğlaklar, kovalar, balıklar geliyoruz. Bekleyin lütfen. Evet, astrolojinin gerçek kraliçesi Nuray Sayar'ı canlı yayında anlatıyor. 12 Burcu tek tek yorumluyor. Bakalım burçlar daha doğrusu gezegenler bu hafta bizim için ne söylüyor? Sevgili Başaklar sizde kalmıştık. Başakların tablosunu getiriyoruz hemen ekrana. Sevgili Başak bu haftanın en şansları arasında. Evet. Aşk 5, iş 5 yani para, sağlık 5. Peki ne yaparsanız bu yıldızlarda eksilme olur. Yanlış yapacağınız hangi hareket hayatınızı olumsuz etkiler ya da söyleyeceğiniz bir söz. Diğer tabloyu da getirelim. Nuraycığım seni dinliyoruz tek tek. Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu, kariyerinizi önemseyin, iş hayatınızda takdir ediliyorsunuz, bunun farkında olacaksınız diye spotlarımız, başlıklarımız varken... Hı hı. ...öncelikle bu hafta yeni ay ile birlikte kariyer ve iş konularında, hayat hayatlarında ön planda olma istekleri ön planda olurken... Bu istekleriniz karşılanacak, gerçekleşecek ve olacaksınız. İşle ile işle ilgili güzel konuşmalar yapabilirsiniz. Ayrıca evle ilgili mekan değişimleri, taşıma veya yer değiştirme, tamirat işleri gündeme gelebilir. Hı hı. E, şimdi diyeceksiniz ki Venüs gerilerken bunlar nasıl olacak? Daha önceden kararını verdiğiniz, ertelenmiş, gecikmiş olan her şeyiniz. Sevgili Başaklar hız kazanacak. Bunların hız kazanması ise sizin bireysel yaşamınızda e eğer gecikmiş olan evinizi taşımaksa evinizi taşıyorsunuz. Gecikmiş olan işinizi değiştirmekse işinizi değiştiriyorsunuz. Gecikmiş olan kariyer değişimi ise kariyerinizi değiştiriyorsunuz. Yani gecikmiş olan her şeyin topyekün bir şekilde gelişmesi, değişmesi... Hayata dair büyük huzur, büyük mutluluk elde etmenize etkili bir şekilde enerji katacak siz Aman başaklara. Çok şükür çok başaklar. Mars onların yedinci evinde olduğundan ikili ilişkilerde, evlilikte, partnerle ilgili gergin konuşmalar yapmadıktan sonra şahane bir aşk haftasındasınız. Bak Aa, aşkta. Elimi bol tuttum, beş yıldız verdim. Ama Mars'ın azizliğine uğramak istemiyorsanız, Mars'ın ortalığı karıştırmasını istemiyorsanız dilinizi tutun. Gözlerinizi fıldır fıldır oynatmayın. Gözlere bak. Tabii canım. Bazıları ağzıyla konuşmaz, gözüyle konuşur. Uyarır. <laughs> Sen. Genelde Nur'la konuşurken Nur yapar. Ben onunla gözlerimle konuştuğum için. Dolayısıyla bu hafta Başaklar'ın diliyle, gözüyle konuşmayı bırakması gerekiyor. Partner konusunda. Yani partner konusunda bunu yapmadığınız takdirde şahane bir aşk haftasındasınız. Aynı güzel. Kesinlikle ilişkiler eşiniz ve partnerinizle ilgili sorunların olmasına engel olacaksınız, tartışmaları önleyeceksiniz. Müthiş. Ama tam tersi yaparsanız büyük gerginliklerin olmasına, büyük kaosların ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz. Ama bunlara tedbirli Kal bir şekilde dikkat ettiğiniz takdirde inanılmaz bir şekilde yoluna girecek. En başta ne dedik? Çalışanlar, ev taşımak isteyenler. Kariyerinde değişim gelişim isteyenler yarım kalan her şeylerin tamamlayacakları bir haftadalar. İşsiz olan ve iş arayan ...bir türlü iş bulamayan bir başak burcu ise... ...daha önceden başvuru yaptığı bir yerden haber alabilir... ...işe başlayabilir. Harika. Ve maddi işleriniz yoluna girecek. Parasal konularda ya. inanılmaz... ...sizi geren, sizi yoran... ...sizi belirsizliğe iten... ...etkilerden aranacaksınız. Neptün ve Venüs'ün... ...açısı... ...özellikle erkek başaklara... ...kadınlarla ilgili ilişkilerde ortaya sorun olabilecek hiçbir şey çıkarmasın konusunda uyarı yapıyor. Harika. Eğer Başak Burcu bir beyefendi bizi şu anda dinliyorsa Neptün Venüs'ün açısı onlarla ilgili sorunlar yaşamak istemiyorsanız partnerinizin sizi terk etmesini istemiyorsanız sert uyarılar yapmaktan kaçının. Hmm. Yoksa o beş yıldızlı aşk hayatınızı bırakın bir bile ararsınız. Sıfırı bile ararsınız, boş kalır orası. Ne konuda uyaracak yani? Uyarma, temkin, tedbir, böyle yap, şöyle yap gibi konuşmalar yapmaktan kaçınsınlar. Başak erkeği isek, aşk hayatımızın güzel ilerlemesini istiyorsak, partnerimize baskı kurmayalım, onu olumlu olumsuz uyarmayalım. Özgür iradesiyle serbest bırakalım. Tamam. Neyi nasıl yapmak istiyorsa öyle yapsın. Çünkü Başak genelde temkinlidir, kontrol etmeyi sever, yaşam biçimidir kontrol. Şöyle yapsan daha iyi olur, böyle yapsan daha iyi olur. O kibar kibar şöyle mi, böyle mi de bırakın. Ne istiyorsa onu yapsın partneriniz. Bu hususta dikkat ettiğiniz takdirde hiçbir şekilde ilişkilerinizin yıpranmasına, yorulmasına neden olmayacaksınız. Bak her şey 5 yıldız evet. ama yine uyarı veriyorum niye? Neptün ve Venüsün açısı. Başak erkeklerini buhrana bunalıma sokabilir, yanlış davranışlar içerisinde olmalarına neden olabilir. Hı hı. Bunu nasıl engelleyebilirler? Nasıl istersen diyerek. Sorduğu takdirde bile partner. Peki. Diyelim ki bir yatırım yapmak istiyor. Sen nasıl düşünürsün? Sen nasıl istersin diye soruldu. Sen nasıl hissediyorsan sen nasıl istersen deyin. Sakın böyle mi, şöyle mi diye fikir üretmeyin. İlişkinizin enerjisini bozmayın. Peki. Hazır her şey yoluna girmişken. Spotum bu hafta sağlıkla ilgili de bir şey söyleyip spot verirsen başaklara çok mutlu olur. Valla sağlıkları son derece iyi olacak. Ee, biraz iştahları artabilir sadece bu hafta. Ee, i̇ştahınıza dikkat Maddi edin. Maddi işler yoluna girince Şahane. başaklar böyle bir ferah kavuşacaksınız. İştah da açılınca kilo alırsınız. Kilo aldığınız vakitte de üzülürsünüz. Çünkü onlar genelde düzenli beslenmeye özen gösteriyorlar. Efendim size de bu hafta spotum. E, mümkün olduğunca düzenli yaşayın. Huzurlu ol. huzurunuz daha çok artsın. Düzenli yaşa, huzurlu ol. Teraziler. Bu haftanın bu haftanın en çok zorlananı sizsiniz. Peki hangi konuda Sorulanıyorsunuz. Hangi alanda yıldızlarınız eksik? Bir kere ikili ilişkiler konusunda dikkat etmeniz gereken çok şey var. Diğer tabloyu da görelim. Nuray Sayarı terazileri tek tek nasıl uyaracak bir dinleyelim. Şimdi sevgili teraziler bu hafta gezegenlerin kombinasyonu diyor ki son pişmanlık fayda etmez. Hı hı. Bir de öyle bir şarkı vardı değil mi? Son, son, pişmanlık fayda etmez gibi. Son pişmanlık neye yarar? Ha son pişmanlık neye yarar? Son pişmanlık neye yarar? Değil mi? Ay o evet evet ]ydi. çok güzel. Bu hafta o terazilerin şarkısı. <laughs> Evde sohbet ediyoruz. E şekerin <laughs> bu hafta terazilerin şarkısı bu. Hukuksal konular, ticaret, medya ve iletişim konularıyla ilgili işleriniz varsa çok tedbirli ve dikkatli olun. Tamam. Eğer tedbirli ve dikkatli olmazsanız işiniz hukuksa ya da işiniz gereği hukuksal bir şeylerle uğraşıyorsanız mücadele ediyorsanız aman diyorum iletişim konularında çok dikkatli olun gezegenlerin kombinasyonu Hatalar yapmanıza neden olabilir. Hı. Ama sizler dikkatli çalışıp, dikkatli hareket ettiğinizde, kararlarınızda net olmaya özen gösterdiğinizde, olası sorun yaşatacak her şeyi de önlemiş olacaksınız. Talihsizliklerin ve şanssızlıkların üzerinize yağmur gibi yağmasını istemiyorsanız, bu hafta şemsiyeniz dikkat olmalı tedbir olmalı. Güzel. Kesinlikle ve kesinlikle ben tedbirliyim, ben planlıyım, ben araştırmacıyım, ben dikkatliyim dediğiniz takdirde hiçbir konuda zarar görmeyeceğinize emin olabilirsiniz. Aşk hayatınızda gizliniz, saklınız varsa ve bir terazi burcuysanız ihanet mi ettiniz ortaya çıkacak. Yalan mı söylediniz ortaya çıkacak. Eyvah. Ortalık mı karıştırdınız ortaya çıkacak. Ha, ihanet etmedim, aldatmadım, kimse hakkında konuşmadım, sevdiğim kadına, sevdiğim adama haksızlık etmedim diyorsanız hiç bu yorumu önemsemeyin. Ama öyle bir yeni ay var ki güneşin ikizler burcuna geçişi ve Neptün, Venüs, bak Neptün puslu, perdeli bir gezegendir. pulu duygular yaratır. Venüs hmm. Aşk, sevgi, sevdanın gezegenidir, güzelliğin gezegenidir. Öyle bir diki açı oluşturuyor ki Venüs terazi burcunun zaten ve boğa burcunun yöneticisidir. Şimdi diyecek ki onlara bu hafta nerede yanlış yaptın bebeğim? Bütün yaptığın yanlışları ortaya çıkarıyorum. Eğer yanlış yaptıysan, yaptıysan onlar ortaya çıkacak. Hepsi ortaya çıkacak o yüzden son pişmanlık fayda etmez diyorum. Yani artık çarşambaya kadar yaptığınız yanlışları anlatıp ifade etseniz de bir şey değişmiyor. Hı hı. Bence dua edin. Bol dua edin. Allah'ım hata ettim beni affet diye. Ki başınıza çok büyük işler gelmesin. Çünkü gizli saklı her şey ortaya çıkacak ama... Canım sadece gizliden saklıdan mı ibaret hayat? Hayatını çok düzgün yaşayan teraziler de var yaşamımızda. Onların işinde ve kariyerinde neler olacak... Onların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Tedbirli ve dikkatli olan, düzeni seven, e, dinamik çalışan, çalışmayı seven bir terazi için ise bu hafta kazanma ve ilerleme konusunda haftanın üçüncü, dördüncü günü itibariyle son derece güzel sonuçlar elde edilecek. Sağlık ve sıhhatte onların da bağışıklık sistemine dikkat etmesi gerekiyor. Bu hafta hayatı genel haliyle Ay ortaya bırakın. Hiçbir şey için kendinizi çaresiz hissetmeyin ama gizliniz, farkınız varsa Allah yardımcınız olsun. Peki maddi konularda, iş hayatında dinamik, kazançlı bir hafta olacak. Yani güzel bir hafta. Dinamik oldu. ve kazançlı bir hafta olacak. Ee, tahammül edemediğiniz e, olayları hayatınızdan çıkarmak için de acele etmeyin. Hayata akışa bırakın. Bu hafta spotum sizlere. Hiçbir şey için pişman olmayın, kabule geçin. Çünkü pişmanlığın faydası olmayacak bu hafta onlara. Yaşadığın hiçbir şey için pişman olma diyorsun. Evet, çünkü pişmanlık bir şey kazandırmıyor ki. telafi edebiliyorsan telafi et. Düzeltebiliyorsan düzelt. Ama düzeltemiyorsan benim de yapacak bir şeyim yok sizin için. Akrepler ne yapıyorlar peki? Sevgili akrepler, bu hafta sizin hayatınızı gezegenler nasıl etkiliyor? Aşk hayatı neden tek yıldız? Ne olacak bu akreplerin sonu? <laughs> Şimdi e, aşk hayatınızda gizemli konular... bu hafta dikkatinizi çekerim. Bu hafta bütün burçlarda aşk hayatı böyle hep e, ya tek yıldız eksik ya tek yıldız. Şimdi işte Venüs'ün açısı Neptün'le buluşturduğu açı birçok burcun aşk hayatını tedbirli ve dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor. Sevgili akrep burcu ve yükselen burcu akrep olanlar bu hafta ikizler yeni ayı finans konularıyla ilgili e ee, inanılmaz büyük yükler üstlenebilirsiniz. Hı hı. Ve hatta farklı ödeme planları ile ilgili güzel sonuçlar da elde edebilirsiniz. Maddi konularda borcu olanlar, yatırım yapanlar, maddi paylaşımlar ve genel e, bulacağınız çözümler çok işinize de fayda sağlamanıza yardımcı olacak. E, özellikle de e, çalışanlar, iş üretenler, alma verme dengesi, işin parası ortak paralarla ilgili müthiş güzel gelişmeler yaşayacaklar. Zorlanma yok yani. Yani zorlandıkları her şeyi çözümleyecekler. Süper. Tamam, böyle Kesinlikle çözümleyecekler. Oldu, evet. Sözleşmeler ve anlaşmalarla ilgili ilgilendikleri her konuda Mars'ın etkisi ...hırslı davranış yapmayın... ...konusunda uyarı yapıyor. Hı hı, şey Eğer bir yani. sözleşme yapacaksanız... ...bir anlaşma imzalayacaksanız... ...gezegen gerilemelerinin verdiği etkide... ...ne olur çok dikkatli okuyun. Tedbirli olmaya özen gösterin. Hı hı. İmza atmadan önce... ...anlaşma yapmadan önce... ...ama para alanlarında... ...inanılmaz güzel sonuçlar elde edeceğiniz... ...bir haftada olacaksınız. Mars aynı zamanda... ...aşk, romantizmin... ...çocuklar, sanat konuları, hobiler... E, evinde olması ikili ilişkilerle ilgili net kararlar verme alma konusunda e, birazcık daha dengeli olmaya özen göstersinler. Evet belki geçtiğimiz hafta sonu ilişkinizde kendinizi çıkmazda hissetmiş o e, hissettiğiniz olaylar yaşamış olabilirsiniz. Aşkta kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. Acaba ben bu ilişkiyi noktalasam mı? Zaten bir sonuç göremiyorum gibi duygular içindeyseniz bu e, yanıltıcı ve aldatıcı olabilir çünkü Neptün, Venüsün kombinasyonu sizi yanılgıya düşürebilir. Hı hı. O yüzden bir hafta daha bekleyin. Sevdiğiniz insanla yolunuzu ayırmaya hazır mısınız, değil misiniz diye. Başlamak için yeni bir aşka başlamak için de uygun bir hafta değil. Ayrılmak bitirmek için, için de, de bitirmek için de uygun bir hafta değil. Peki ilişkisi olanlar aralarındaki sevgi alma verme dengesini çok iyi dengelemeleri gerekiyor. Bunu dengelemedikleri takdirde e, tartışmalar savaşa savaşlar mutsuzluğa neden olabilir. Yani bu hafta mümkün olduğunca e, tamam pandemideyiz aynı evin içinde birlikteliğimizi yaşıyorsak biraz onu kendi haline bırakın başka bir odaya geçin. kendinize ilgilenin kendinize hobiler oluşturun ki fobileriniz olmasın. Yani ilişkinizin pandeminin kurbanı olmasın Olmasın diyorsun. kesinlikle olmasın. E, yalnız olanlar inanılmaz şanslı. Kimse kimsenin derdini çekmiyor. Dolayısıyla da e, kaprisle de ilgilenmiyor. Eğer akrepsen ve yalnızsan, bu yalnızlığın tadına doyulmaz. Mis gibi tadını çıkar yalnızlığının. E, ama aşk istiyorum, ilişki istiyorum, ilişkiye muhtacım diyorsan, lütfen ilişkiye başlamak için doğru bir süreçte, doğru bir haftada değilsin. Sen sen ol. Bu dönem yeni bir ilişkiye, yeni bir beraberliğe başlama. Başladığın takdirde. Yorulabilirsin, tükenebilirsin, yıpranabilirsin. Kendini çok kötü hissedebilirsin. Aynı zamanda duyguların ve düşüncelerin konusunda da e, zaten e, yıpranabilirsin. Şimdi bazen e, güle bakarız diken vardır. E, gül tek başına güzeldir. Ama e, dikkatli tuttuğumuzda o diken elimize batmaz değil mi? Hı hı. İşte akrepler de e, partnerlerini dikkatli tutsun, dikkatli sevsin dikkatli dokunsun hırpalamasın bakışıyla tutuşuyla dokunuşuyla e, tamam hırpalayıcı bir süreçteysen de odanı değiştir en azından haftanın bu üç gününde çok dikkatli olun sağlığınızı ve huzurunuzu yerinde olduğu için niçin dengeleri bozup ruh sağlığınızı beden sağlığınızı yaşam enerjinizi boşa tüketesiniz yani ne olur diyorum ki sabır insana çok şey öğretiyor sabrı olanın Azmi de güçlenir. O yüzden benim bu hafta spotum sizlere... Sağlık, sağlıkla ilgili alalım. Bak eğer ortalık karıştırmazlarsa Peki. beden sağlıkları da yerinde. Ruh sağlıkların da yerinde. Diyorum ki şefkatle dokun partnerine. Sevginle bak onun gözlerine. Peki. Ama eğer böyle ortalık karıştırırsan kimyan bozulur. <laughs> kimyan bozulduğunda ruh sağlığında <laughs> bozulur. Tatlı tatlı anlatıyor. Ortalık karıştırırsan kimyanı bozarsın. Yalnızdan yalnızlığını, keyfini çıkar. Oh ne güzel. Pandemili günler diye. Ama dünyanın dengesi böyle. Bekar olanlar evli olmak istiyor. Evli olanlar bekar olmak istiyor. Yani hmm. hani kimse bulunduğu şartın kıymetini, değerini bilmiyor ki bulunduğu durumun. Aslında belki içinde bulunduğumuz durumun kıymetini bilsek mesela bu pandemi sürecinde e, dün kızımla konuşurken dedim ya Allah'ım ne güzel bir hayatımız varmış aynı şeyi ben çıkıp, çocuklarıma söyledim e, çıkıp bir yerde bir kahve içebiliyormuşuz e, deniz kenarında yürüyebiliyormuşuz sokaklarda özgürce dolaşabiliyormuşuz değil mi hepimiz aynı ağızdan hep aynı şeyi söylüyoruz biliyorum Nur, ama anneme dün çok güldüm Anne kızma sakın bana böyle yaptı. Dün onlara sokağa çıkma serbestliği açık görüşü halindeydi. Nuraycığım parka gittim her yer düşkün de olmuş. Çok üzüldüm. Anne sen papatya mısın dedim. Anne diyor ki hep yaşlılar var. Benim gibi demiyor ama. İnsanlar hep yaşlı diyor. Sen anne papatya mısın dedim. <laughs> Kıyamam ya. Kişi kendini başka türlü diyor. Aynen görürüm. demek ki yani... biz de o yaşa gelince... Biz de o yaşa gelince öyle göreceğiz demek ki diyor ki ama biz tedbirliydik diyor oturduk çay içtik e, oruç tutamıyor benim annem ondan sonra sağlığından dolayı oturduk arkadaşlarla sohbet ettik diyor sonra eve döndüm bir de hüzün yaptım diyor. Herkes yaşlanmış diyor ben sen de gençleştin Hayat anneciğim akıyor. dedim akrepler için spotun ne olacak akrepler için spotum şu olacak huzurlu olun hayata huzurla bakın. Yaşanan her şeye rağmen. Hocam her da. şeye rağmen. Ya Peki, ne yaşarsanız yaşayın. Hiçbir şey kalıcı olmuyor. E, batan bir güneş gördünüz mü doğmasın? Öldüğümüzde göremiyoruz. Belki gittiğimiz yerde başka güneş doğuyor onu da bilemiyoruz. Ama ne verirse ne o da gelir seninle. Ben onu düşünüyorum. Eğer ben günün birinde bu boyuttan göçeceksem Allah'ım cennetteyim kesin. Çünkü bana sıra gelmeyecek. Cehennem o kadar dolu olacak ki. Direkt Nuray Hanım buyurun cennete diyecekler. <laughs> Seviyorum seni şu özgüvenli valla. <laughs> Tabii canım. Her yerde her şekilde. Aynen öyle. Yaylar denge gerektiren işlerde ve konularda dikkatli olmanız gerekiyormuş. Aman dikkat aman dikkat. Aşk hayatında bu kadar kuruntuya gerek var mı sevgili yay? Bakalım sen bu hafta neye dikkat edeceksin? Gezegenler seni nasıl etkiliyor? Hadi hep birlikte görelim. Sevgili yayların... Ee, Yıldız haritasını daha doğrusu yıldız tablosunu gördükten sonra yıldız haritası diyorum hep ya. Diğer tabloyu da görüyoruz İş hayatında karalarırken iki kere düşünmeleri gerekiyor. Nuraycığım tek tek yayları nasıl uyarırsın, neye dikkat etsinler? Şimdi sevgili yaylar ve yükselen yaylar bu hafta ikizler yeni ay ile beraber ilişki dinamiklerinde bir takım değerlendirmelere başlayabilirler. Ne demek bu? Dinamik yani ilişkimin enerjisini nasıl yükseltebilir? Örneğin, e, evlisiniz, evdesiniz. Eşinizin yeterli enerjik olmadığını görüyorsunuz. Bundan da hayıflanıyorsunuz. Ben eşimin enerjisini nasıl yükseltebilirim? Dinamiğini nasıl yükseltebilirim? Onu nasıl mutlu edebilirim?e konsantre olacaklar. Tamam. Ve buna konsantre olmanız ilişkiniz çıkmaza girdiyse çıkmazdan çıkmasına yardımcı olacaksınız. Süper. Aynı zamanda sizin ee, eğer kötü giden bir ilişkiniz varsa bu hafta bitirme enerjisine girebilirsiniz. Ayrılma enerjisine girebilirsiniz. Bu ayrılık zamanı siz yaylar için doğru. Doğru hmm. bir süreç. Gerçekten uzun bir süredir aşk hayatınızda... Ee, Kuruntularınız varsa bunlar yersiz ama ilişkinizi bitirme kararı aldıysanız gerçekten bazı yüzleşmeler yaşadıysanız, içsel dünyanızda da buna huzurluca karar veriyorum diyorsanız. Asla bu de bu hafta yapacağınız ayrılıklardan pişman olmayacaksınız. Hatta bir yay burcu kadını bir yay burcu erkeğiyseniz ve vizleri izliyorsanız. terk edilirseniz ona teşekkür edin. İyi ki hayatımdan gittin diye. Daha iyisi gelecek. Daha güzeli gelecek. Yani gidenlere teşekkür etmeleri gerekiyor. Hayıflanmayın. Hüzün kuruntu yapmayın. Hayatınızın sonu değil, terk edilmiş olmanız bir ilişkinin bitmiş olması. Çünkü yaylarda terk edilmek de hayırlı bu hafta, ayrılmak da hayırlı bu hafta. O yüzden gözünüzdeki yaşı silin. ...daha iyisi gelecek diyeceksiniz... ...daha iyisine hazırlanıyorum İnşallah. diyeceksiniz... ...buna odaklanın... ...Mars dördüncü evinizde... ...olmasından dolayı... ...aile büyükleriyle... ...onlar ile anlaşmalarınızda... ...ve iş arkadaşlarınızla... ...ilgili bazı anlaşma ve... ...yanlış anlama konularında... ...inanılmaz sorunlar... ...tetiklenebilir... ...sakin kalmaya özen gösterin... ...örneğin ebeveynleriniz e, ee, sizin yanlış olan davranışlarınızı görebilir. Bu konularda size nasihat edebilir. Yardımcı olmak isteyebilir. Ee, siz tahammülsüz davranmayın. Ebeveynlerinizin size verdiği nasihatlere kulağınızı kabartın. Hep aynı şeyleri söylüyorsunuz diye şikayetçi olmayın. Verilen öğütlerin içerisinde ruhunuza aktarılan mesajları çekin alın. Bugün faydasını görmüyorsanız bile yarın o fikirler, o nasihatler size inanılmaz faydalı olacak, sevgili yay dostlarım. Öncelikle ailedeki bireylerin kendi aralarındaki gerginliklerin e, sona ermesi, iş ve kariyer konularında hayatınızda endeksli e, patron ve çalışanlarla ilgili yaşamış olduğunuz sorunları çözümleyebilmek, sorun olan her şeyi ortadan kaldırabilmek ayrıca da huzur ve denge bulmanıza yardımcı olacak. Şimdi bak, evli olanlar ilişkilerinin enerjisini ve dinamini yükseltecek. Yalnız olanlar, terk edilenler ve terk edecek olanlar doğru kararlar alıp verecekler. Terk edildim, şanssızım gibi görmesin kendisini. Kalbi boş olup yalnız olan, lütfen iyi bir ilişkiyi hayal edin. Ama şu an yeni bir ilişkiye başlamayın. Ve aile büyüklerinizden gelen nasihatleri dinleyin. Sizin göremediklerinizi görenlere kulaklarınızı kabartın. Bu hafta spotum sizlere. Verilen nasihatleri önemseyin. Size evet. verilen nasihatleri önemseyin. Evet hemen ben e, yayın spotunu yazarken oğlağa ya bir göz atalım. Oğlan tablosu gelsin ekrana. Bakalım bu hafta onları neler bekliyor. Evet sağlık konusunda Nuray Sayar'ın ciddi bir uyarısı var oğlaklara. Ama önce aşk ve parayla başlayalım. Daha sonra sağlıktaki uyarını da geniş geniş alalım Nuray'cığım. Dinliyoruz seni. Şimdi aşk hayatlarında bu hafta gezegenlerin kombinasyonu ile olumlu gelişmeler var. Ee, özellikle oğlak burcu ve yükselen oğlaklar bu hafta e, Mars'ın 3. evinizde olmasıyla yakın çevre arkadaşlar komşularla ilgili ilişkilerde ...bazı sorunlar yaşayabilirsiniz... ...evli bir oğlak burcuysanız... ...vaktiyle eşinizle... ...gerginlikler, tartışmalar yaşadığınızda... ...komşunuzla dertleştiyseniz... ...kardeşinizle dertleştiyseniz... ...partnerinizin duymasını istemediğiniz şeyleri... ...paylaştığınız kişiler... ...eşinizle, partnerinizle paylaşabilir... ...o zaman... ...geçen hafta ne demiştim size... ...sırrınız olan hiçbir şeyi kimseyle paylaşmayın diye... E, sorumlu ve suçlu aramayın. O yüzden kimle neyi dertleştiyseniz sorumlusu suçlusu sizsiniz. Kardeşlerinizle de komşularınızla da ilişkiniz adına geçirdiğiniz çıkmazlardaki yaptığınız konuşmaların ortaya çıkmasıyla bunların partnerinizin kulağına gitmesiyle af dilemeyi özür dilemeyi ihmal etmediğiniz, ihmal etmediğiniz takdirde ilişkinizin enerjisini dengeleyebilir. Daha büyük huzur daha büyük güven daha büyük mutluluk kazanabilirsiniz. Yani bugüne ait sorunlar değil, geçmişe ait konular ilişkilere sorun oluşturabilir. Sır tutmayan arkadaş, sır tutmayan kardeşler yüzünden hmm. ya da sır tutmayan kuzenler Bak, yüzünden. çok önemli bu. Bir anda örneğin şey olabilir. "Ah sen biliyor musun? İşte geçtiğimiz aylarda <laughs> bu kız caza ya da bu adam caza bunu bunu yaptın." diye. "Nereden biliyorsun?" sorusu olduğunda anlatmıştı konuşmuştuk." dediğinde ilişkinin enerjisi Eyvah. bozulabilir. O yüzden hep ne diyorum? Kardeşiniz de olsa, komşunuz da olsa, siz evliyseniz sorunlarınızı Allah aşkına kimseyle konuşmayın. Uzmandan uzmanlara gidin imkanınız varsa. Yardım alın. Hiçbir omuza uzmanınız yoksa bir kağıt alın önünü ikiye bölün. Sorunları yazın, nedenlerini yazın. Yazın, dertleşin o kağıtla yakın. Çünkü bak kuzeninizin de beş çayına Kek, kurabiye, ceviz olabilir, kuru yemiş olabilirsiniz. Komşumuza da. Niçin benim sorunum partnerimle başkalarının beş çayına... ...akşam iftar sonrasında güllacın yanındaki, çayın yanındaki konu olsun, sohbet olsun? Ya da hiçbir uzmana gerçekten para veremiyorsunuz. Böyle bir maddi gücünüz mü yok? Sizin için biz imkan sağlıyoruz. Çarşamba günleri Aret evet. geliyor, sevgili Aret Bartanyan. ilişkiler konusunda çok detaylı olarak konuşuyoruz. Lütfen bu konuyla ilgili özellikle oğlaklar sorununuz varsa... Çarşamba günü uzmanımızı arayabilirsiniz. Çünkü Kesinlikle. E, çok başarılı yönlendirmeleri çok, oluyor uzmanların. Çok. İlişkilere çok güzel noktadan dokunuyorlar. E, ve ben seni bu husustan gerçekten e, tebrik ediyorum. Muhteşem uzmanları ağırlıyorsun Nur. Aret'le seni ben can kulağıyla izliyorum. Zaten senin iki fanın var evde Aygül ve Nuray. Canım benim. 7-24 seni izliyoruz. E, elimizden geldiği kadar çok, hep çok beraber başarılı. çok şey öğreniyoruz canlı yayında. E, yani sevgili İnci Yeşil o da aynen o da gerçekten çok e, Perşembe günleri e, donanımlı çok şey öğretti çok yani e, ben ekibime çok teşekkür ediyorum gerçekten Biz de sana elimizden çok geldiği ediyoruz. kadar büyük e, bir iyi niyetle size e, arkadaşlık etmeye çalışıyoruz karşılıksız karşılıksız aynen yani oğlaklar bizi arayabilirler o noktada. tabii ki bak bu hafta çıkmaza girdiğiniz her konuda Aret var yanı ince yeşil yurdu arayabilir dertleşebilir belki hatalar sizden kaynaklandı. Her şey göremiyorsunuz tabii. onları görebilirsiniz e, buna dikkat edin yurt dışı ve bağlantılı işler yabancılar eğitimle ve hukukla ilgili konularda işlerle uğraşıyorsanız gelecekten gerilmeyin gergin olan her şeyi sakinlikle çözebilecek ve çözümleyebileceksiniz. Yarım kalan askıda kalan para konularınızda telaşlı ve aceleci olmayın. Hı hı. Hafta sonuna kadar eğer birilerinden alacak verecekleriniz varsa cumartesiye kadar beklemede kalın. Çünkü gelmeyecek. Söz tutuldu, tutulmadı konularında kendinizi germemeye gayret edin ve özen gösterin. İnanılmaz güzel imkanlara, kazançlara, fırsatlara cuma cumartesi itibariyle maddi konularınızda sahip olabilirsiniz. Mars'tan dolayı sağlıkta bağışıklık sistemine, sindirim sistemine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle sindirim, bağırsaklar veya benzeri safra kesesi ya da böbreklerle ilgili bir takım şikayetler olabilir. Aman diyorum ihmalci olmamaya özen gösterin. Daha sağlıklı, daha dinamik olabilmek için vücudunuzu dinleyin ama kuruntu yapmayın. Hı hı. Bu hafta spotum sizlere. Korkak olmayın. Hiçbir konuda korkak olmayın. Korkak olma. E, bu arada sağlık konusunda da valla elimden geldiği kadar Instagram hesabımda çok Türkiye'nin çok önemli doktorlarıyla canlı yayınlar yapıyorum. Mesela bu akşam e, Instagram hesabımda saat e, 21:30'da e, Profesör Doktor Bora Farsak'la sadece kalp sağlığını konuşacağız. Hanımlar için varisleri konuşacağız. Lütfen. E, elimizden geldiği kadar bu süreçte doktorlarınızı evinize kadar getirip size yol göstermeye çalışıyoruz. Nurcu, doktorumuza şeyi sorar mısın? Ben birkaç arkadaşımdan duydum. Bu varisler için sülük mülük yapıştırıyorlar. Bunlar doğru Doktora mu? Doktora sor benim istersen. Ama yo, hayır <laughs> şimdi doktor onaylıyor mu bunu? Hayır tabii ben de ki onaylamıyorlar. Değil, varisler değil mi? için Böyle çok şey. başka şeyler tavsiye ediyorlar. Ki Varis de çok önemli problem. Huzursuz bacak sendromu. Yani kalp sağlığımızla ilgili her şeyi konuşacağız. Tamam. Bu arada bilgilendirmek istedim. Sağlık her şeyden önemli. Ola söyledik. Ola söyledikten sonra sıra geldi kovalara. Sevgili kova. Bu hafta hayatında neler oluyor? Aşk hayatında sağlığında neye dikkat etmen gerekiyor? Bir bakalım. Diğer tablomuzu da görelim. Evet Nuraycığım. Şimdi bak. Gezegenlerin kombinasyonu ve yeni ay. Onlara diyor ki aşk hayatınızda riskli duygulardan aradın. İşlerinizi ve istekleriniz konusunda endişe etmeyin. Aha. Hırslı olmanız sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Beni de duygu olarak en korkutan şey hırstır. Hırslı insanlar hem kendi dünyalarını alt üst edebilirler hem de, karşın... hem de karşılarındaki insanları hırslı edebilir. Yani hırslarıyla ya mahvedebilirler. Ne kadar hırslı. Şimdi bak bu hafta gezegen kombinasyonları ve yeni ay Güneş'in ikizler burcundaki e, etkisi seyri tamam yani daha doğrusu şunu söyleyeyim ikizler burcundaki yeni ay ile birlikte Aşk, sevgi, çocuklar, sanat konuları ee, daha önemsenmeli e, ve aynı zamanda özellikle de anlayış çok önemli kovalarda bu hafta. Evli bir kova burcusunuz, e, çocuğunuz, çoluğunuz var ve evinizdesiniz. Uzun bir süredir bütün dünya eve kapandı güvencede olabilmek için. E tabii ki özlemler yaşanıyordu, hasretler yaşanıyordu. Birçok kova kadını eşim çok yoğun çalışıyor, göremiyordum diyordu. Birçok kova erkeği eşim çok yoğun çalışıyordu, eşime hasret kalmıştım diyordu. Şimdi yaklaşık iki buçuk ay, üç ay olacak. Hasret, özlem bitti, tepişme başladı. Uyumsuzluklar başladı. O yüzden hırslı davranışlar Allah korusun kova burçlarının ilişkilerinde hırs olduğu takdirde ayrılıklara, boşanma kararlarına, dağılmalara neden olabilir. Hatta yollarınızı ayırıp birkaç ay sonra aman Allah'ım ne kadar eften püften sebepten eşimi terk etmişim, yuvamı yıkmışım diyebilirsiniz. Niye yapmışım dememek için bu hafta mümkün olduğunca hırsla düşünmeyin, hırsla davranmayın, hırsla konuşmayın. Sevgili yükselen kovalar ve güneş kovalar. Aynı zamanda Mars'ın ikinci evinize etki etmesiyle birlikte parasal konularda ne yapacağınızı bilememe ve gereksiz harcamalar yapma ve sorunlarda bu daha sonra bugün sorun olmayan her şeyin daha sonra büyük sorun olmasına neden olmaya etki Maddi verebilirsiniz. Konularda Maddi, Maddi konularda. konularda düşünmeden atılımlar yapmayın. Hmm. harcanması gereken paraları harcayın. Bir de gerçekten bir tadilat tamirat yaptırmayı planlıyorsanız araştırma yapmadan işinizde evinizde tadilata tamirata kalkışmayın. Çünkü bu dönem harcadığınız paralar büyük pişmanlıklar yaşamanıza neden olabilir, etki edebilir. Bu hususta tedbirli ve dikkatli olun. Gene ilişkiler ve e, sevgi konusunda fazla aldanma hayal kırıklığı, umudu yitirme, e, duyguda kabus yaşama, huzursuzluğu arttırma durumu oluşturmak istemiyorsanız hırslı davranışlardan uzak kalın. Venüs Neptün olumsuz açısı kendinizi yapa yalnız kalmış hissetmenize neden olabilir. Bak şimdi dedik ki ilişkisi olanlar, evli olanlar hırslı konuşmalardan, hırslı davranışlardan uzak uzaklaşsınlar. Ya kalbi boş olanlar ya yalnız olanlar nelere dikkat etsin. İşte efendim ben kendimi talihsiz hissediyorum. Doğru kadın var mı ki hayatıma girsin düşüncesini yapmayın kova erkeğiyseniz. Doğru erkek var mı ki hayatıma girsin kadınsanız bu konuşmayı yapmayın. Ben hep ne diyorum? Sözlerinize dikkat edin, yarınınız olur. Düşüncelerinize dikkat edin kaderiniz olur. Bu hafta kova burçları ağzınızdan çıkan her cümleye ve söze özen göstermeniz gerekiyor ve aynı zamanda işinizde de hırslı olmayın, ilişkilerinizde de hırslı olmayın, ruhunuza dinginlik, sakinlik katmaya özen gösterin ve kalbiniz boşsa e, siz doğru musunuz, doğru insan çekmeye bir bunun üzerinde düşünün. Ben ne kadar doğruluk enerjisindeyim. Ben size yanlışsınız demiyorum. Neptün ve Menüs'ün zorlayıcı açısı diyor ki çevrendekileri sorgulayacağına otur kendini sorgula. Haya, ille birine itiraf etmek zorunda değilsin. Nerede yanlışlar yapıyorsun hmm. da? E, Nur'un tabiriyle antin kuntin kadınları adamlar hayatına çekiyorsun. Antinler kuntinler sana uğramasın istiyorsan kendine ait yanlışlarını düzelt. Bu hafta spotum sizlere. Sağlıkla ilgili söylemedin. E, Valla bu işte e, hırs insanın dünyayı başına yıkar ya. E, psikolojilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Genelde bu hafta hepimizin psikolojisine dikkat etmesi evet, gerekiyor. Evet bu hafta zor bir hafta. Psikolojik anlamda bu yeni ay e, hepimizin psikolojisine yorabilir. Aman aklım güzel aklım deyin. Akıl sağlığınızı koruyun. Çok önemli ya. Kesinlikle bu hafta spotum sizlere. Siz kova burçları aman diyorum hırsla olmayın ve düşünmeyin. Bakın ben de Kova burcuyum. Ee, hırs bana uğramayacak inşallah. Bunu nasıl başaracaksın? Ee, azimle. Azimle. Peki. Balıklar. Azimle başaracağım. Balıklar bu hafta sizin için mükemmel bir hafta. Aşk, para, sağlık hepsi beş yıldız. Öyle güzel bir haftadasınız ki şu anda balıkların yüzündeki o tebessümü görür gibiyim. Evet haklı tebessüm güzel. çünkü neden bu hafta müthiş bir hafta sizi bekliyor. Arkanıza yaslanın bu haftanın güzelliklerini tek tek dinlemeye başlayın bakalım. Nuray Seyre sizin için neler söyleyecek? Şimdi sevgili balıklar ve yükselen balıklar bu hafta İkizler Burcu'ndaki bu yeni ay ile ev aile yuva ön planda olacak. Süper. Efendim balık burcuyum eşimden yeterince romantizm göremiyorum diyorsanız. ...balık vurcuyum, ...eşimin yeterince ilgisini göremiyorum diyorsanız... ...sana anlatmana diyorsanız. gidiyorum... ...ha ben böyle ne yapayım... ...Allah kadını yaratmış... <laughs> devam ...işvesiyle devam cilvesiyle... <laughs> ...şükürler olsun... <laughs> ...kendimi sevdim de şu an... <laughs> ...sevgili balıklarım... ...özellikle bu hafta... ...eşiniz... E, ...bahçeden... ...yoldan çiçek koparıp size getirirse... ...şaşırmayın... ...şiir yazarsa şaşırmayın aşkını size güzel kelimelerle ifade ederse şaşırmayın. Çünkü bu hafta siz balıklar inanılmaz bir romantizmin haftasında olacaksınız. Süper. Ve bu durum ilişkilerinizin enerjisini yükseltirken ben kocama ne kadar aşıkmışım ya da ben karıma ne kadar aşıkmışım diyebilirsiniz, dedirtebilirsiniz. Müthiş bir aşk haftasında olacaksınız bu hafta. Aynı zamanda aile, yuva taşınma, tamirat konularına yoğunlaşabilirsiniz. Oturduğunuz evde, evinizdeki eşyalarda yenilikler yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Şimdi Venüs gerilerken yeni eşya alınmaz ama bu daha önceden düşünüp de maddi konulardan ya da işinizin yoğunluğundan ertelediğiniz bir durumsa, yeni eşya almaktan, tadilat tamirat yapmaktan korkmayın, kaçınmayın ve sakınmayın. Çünkü yaptığınız takdirde inanılmaz güzel, iyi sonuçlar alacaksınız. Ailede bazı konular ile alakalı çatışmalar yaşamış olabilirsiniz. Mars'ın sizin burcunuzda olması ciddi anlamda geçtiğimiz günlerde tartışmalara, efendim kavgalara sebebiyet verdi ve neden oldu? Mars'ın sizin burcunuzda olması ile kendinizle kavga halinde olduğunuz günleri yoğun yaşadınız. bazı geçmiş konularda tekrar gün yüzüne çıkabilir bu dönem ufak tefek e, konular ortaya çıktığında bile siz aşka odaklanın o beş yıldızlarınızın enerjisini asla bozmayın sağlıklı ve sıhhatli bir haftadasınız ama bu hafta Mars'ın özellikle kombinasyonu ve açısı trafikte olanlara Makine başında iş yapanlara, e, kesici aletlerle çalışanlara uyarı yapıyor. Kazalar konusunda temkinli ve dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Sağlık konusunda sağlığınız son derece iyi ama kazalara açık olabileceğiniz bir haftada olduğunuz için tedbirli ve dikkatli olmanızda fayda var. Aynı zamanda e, Mars yine bazı arkadaşlarınızın kavgacı tutum, tavır sergilemesine neden olabilir. Sizlerle tartışan, sizlerle kavga eden kişilere karşı bile sakin olun. Onları da sakinleştirin. Neptün burcunuzda, Mars burcunuzda, Venüs'ün olumsuz açısıyla birlikte özellikle balık erkekleri kadınlarla sorun yaşayabilir. Hmm, dikkat, Eğer bir dikkat. balık erkeğiyseniz Mümkün olduğunca bu hafta kadınlara karşı anlayışlı olun. Spotum sizlere. Kazalara karşı dikkat edin. Özellikle ne kazalarına? Makine kazalarına, trafik kazalarına, iş hayatı olmayan, mutfakta çalışan, ev hayatın en ağır işçisi ev hanımlarına diyorum ki aman bıçakla bir şey keserken falan dikkat edin. Nuraycığım hazır mısın? Hazırım tabii 12 ki. 12 Burcu tekrar ediyoruz. Kaçıranlar, izleyemeyenler. Ee, bir bakalım, Nuray Seyre sizin için neler söyledi, hangi spotları verdi, koçlar. Bir tablomuz gelsin. İlişkilerinizde dengeli olmaya özen gösterin. Aşk hayatında aradığın mutluluk yakında geliyor. Sağlığına özen göstermeye devam et. İlişkilerde dengeli olmayı sakın ihmal etme dedi. Verdiği spot da buydu. Peki Boğa için neler söyledi? Sevgili Boğa, iş hayatında sakin olmaya çalışmalısınız dedi. Sakin, sakin, relax maddi konularda ve borçlar konusunda evet endişen var ama sabırlı ol. Aşk hayatında kendine haksızlık ediyorsun. Kendine haksızlık etmeye devam edersen psikolojin bozulur. Aman dikkat. Bu hafta hatta psikolojiye dikkat et diye de spot vererek seni uyardı. İkizler. İş hayatında sevineceğin olaylar yaşıyorsun. Hadi gözün aydın. Enerjinin yüksek olması aşk hayatını olumlu etkiliyor. Baş ve göz sağlığına çok dikkat et. Bu konularla ilgili şikayetin varsa hemen doktora git. Özellikle bu hafta sevgili ikizler sağlığına dikkat et. Ya yengeçler için de söyledi. Sevgili yengeç, fedakarlık gerektiren işler senin ruhunu yoruyor. Evet biliyorum. Çevrenizdeki kişilere karşı sabrınız kalmadı. Belki de e, sınır belirlemekte zorlanıyorsunuz ama sınırlarınızı belirlemeniz gerekiyor. Kayıp. Hırsızlık ve gizli düşmanlıklara karşı dikkat. dikkatli olmanız gerekiyor. Ve spotun neydi sevgili Nuray Sayar'ın sevgili yengece? Tedbirli ve dikkatli ol sevgili yengeç. Aslanlar için ne söyledin? Sosyal hayatın, e, bağımsızlığın senin için çok önemli. Aşk hayatında pişmanlığın var bu hafta. Pişmanlık yaşayacaksın sevgili aslan. Beklentileriniz ve maddi işlerinizde sürpriz gelişmeler olacak. E, mutlu olacaksın. Sen bu hafta ne olmalısın biliyor musun? Her şeyi bir kenara bırakıp iradeli olmalısın dedi. Özellikle hangi konuda? İştah konusunda. Çünkü bu hafta çok iştahın açılacak, çok iradesiz olacaksın, e, kilo alımın artabilir. Dolayısıyla bu senin e, ruh sağlığını da bozabilir. O yüzden iradeli ol, iradeli ol. Sevgili Başaklar için ne söyledim? Kariyer sizin için çok önemli. iş hayatınızda takdir ediliyorsunuz. Çok önemli. Sosyal çevrende itibar kazanıyorsun. Maddi işler yoluna giriyor. Sen düzenli yaşa, huzurlu ol, gerisini Allah'a bırak. Mutlaka zorlukların kolaylığa dönecek ve özellikle maddi işler yoluna girecek dedi. Sevgili Terazi, kendinizi iş hayatınıza, iş hayatınıza, adamınız sizin tercihiniz. Bunu siz tercih ediyorsunuz kararlarınızda net olmanız gerekiyor. Aşk hayatında son pişmanlığın fayda etmeyeceğini unutma. Ne 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 ektin onu biçeceksin. Aynen öyle. Bilmiyorum diyor hayatında ne ektiğini. Ama şunu bilmeni istiyorum ki son pişmanlık fayda hiç etmez. fayda etmiyor. Spot'unda böyleydi. Akrep için ne söyledi? Maddi paylaşımlar ve gelen e, faydalar sizi mutlu edecek. Aşk hayatında gizemli konulara ve sırlara karşı çok dikkat edin. Sağlığınız ve huzurunuz son derece yerinde. Hatta şöyle verdi spotu. Huzurlu ol, huzurlu olmaya devam et dedi. Sevgili Yaylar, denge gerektiren işlerde ve konularda dikkatli olman gerekiyor. Aşk hayatındaki kuruntuların ve vesveselerin seni çok yoracak. Bunlar da çok yersiz. Artık onları bir kenara bırak dedi. İş hayatında karar alırken iki kere düşün. Bu hafta özellikle iki kere düşün. Bir de spot şuydu. Verilen nasihati lütfen önemse sevgili yay. Bak nasihati önemse. Bu hafta senin spotun bu. Oğlaklar için de söyledi? Aşk hayatında çok olumlu gelişmeler var. Çalışma ortamında sorumlulukların artıyor. Sindirim sistemine dikkat et. Bir de dedi ki korkak olma. Hiçbir zaman korkak olma. Sevgili kovalar için de söyledi. Aşk hayatında riskli duygulardan arın dedi. Aşk hayatında riskli duygularım var. Bunu bir kenara bırakır mısın sevgili kova? İşlerin ve isteklerin konusunda endişe ediyorsun. Endişeye de gerek yok dedi. Sen sakin ol. Hırslı hiç olma. Çünkü bu hafta sana hırs kaybettirecek. Sevgili kova bu hafta hırslı olmaya devam edersen hem sağlığından olacaksın Tabii. hem partnerinden olacaksın hem de çevrendeki dostlarından olacaksın. En iyisi mi? Sen ne yap biliyor musun?" dedi. "Ne yap et bu hafta hırslarını, egolarını bir kenara bırak yoksa hem işinden hem de aşkından olursun." Benden söylemesi diye ekledi sevgili Nuray. Peki balıklara ne söyledi? "Sevgili balık, bu haftanın en şanslısı, en mutlusu, en paralısı sensin. Yani bu hafta senin haftan. Eteklerin zil çalıyor." ama yine de senin dikkat etmen gereken şeyler yok mu? Tabii ki var. Neye dikkat edeceksin özellikle ona en başa alıyorum hemen sevgili balık bu hafta Nuray Sayarı bizi şöyle uyardı balıksan kazalara karşı çok dikkat etmen gerekir. Mesleğindeki kaza olabilir. Ağır sanayide çalışıyorsan. Eğer işin yoksa ev hanımıysan mutfak kazalarına Kesinlikle dikkat edeceksin. Çok dikkatli olur. Ama kazalara karşı gözünüz açık olsun. Ev ve yuva ile ilgili konularda çok şanslı bir haftadasın. Aşk hayatınızın sizi yormasına sakın izin vermeyin dedi. Yani kontroller ve ipler sizin elinizde olsun. olsun. Verdiğiniz kararlarda duygularınız ön planda olacak ama mantığınızı ihmal etmeyin dedi. Evet çok az süre kaldığı için hemen sözü sana bırakıyorum Nuraycığım. 27, 28, 29 Mayıs. Mayıs için hem dünya adına hem ülkemiz adına gezegen kombinasyonları ve Mars'ın tekrardan vereceği açı, etki ve Satürn'ün kovaya dönmesi, Plüto toprakla gelebilecek, su ile gelebilecek, büyük dünya genelinde korkutucu, ürkütücü olaylar olabilir. Allah ülkemizi depremlerden korusun. Amin. Dua edelim bol bol. Gerçek Toprak, toprak hareketlerine. Top, jeolojik felaketler haftasına giriyoruz. 27, 28, 29. Yer gök dua. Yer, her gök dua her Yer gök inşallah. Ne olur el ele verelim. Ülkemiz için, dünyamız için dua edelim. Peki. Zor bir Çok hafta. Çok teşekkür ederiz. Bugünlük bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum Nuray. Ben ha. teşekkür ediyorum.